Bugün önemli gelişmelerden biri de değerli seyirciler Balyoz davasında kumpas kurmakla e, suçlanan, yargılanan e, kişilerin e, çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasıdır. Çok önemli bir davaydı. Mehmet Baran dönem biliyorsunuz o bavullarla sağa sola e, şey taşıyan, e, kumpas belgelerini taşıyan bunları da resmi ve e, kesinleşmiş kanıtlar gibi gazetelerinde yayınlayan gazeteciler vardı. Kumpas davaları çöktü. Balyoz davasının bir kumpas olduğu, bunun Fethullahçı çete ve iktidar tarafından tezgahlandığını, bütün kanıtların sahte, uydurulmuş ve sonradan oluşturulmuş olduğu ve buradan yargılanan, bu davadan yargılanan askerlerin ve hapsedilen herkesin, hepsi askerdi çünkü Balyoz davası Ergenekon davasından biraz farklı olarak sadece asker sanıklardan oluşuyordu. Tıpkı işte Poyrazköy davası gibi, askeri casusluk davası gibi. Ergenekon davası ise daha kap bir çatı dava gibiydi. E, bu davadan yargılanan, hapis yatan subayların tamamının, askerlerin tamamının masum olduğu kesinleşti. Kesin kayıt. Peki bu kumpası kim kurdu? Kim bu kumpasın e, kurulmasında katkıda bulunduğu, etken olduğu... Bunun sanıklarından birini biliyoruz. Fethullahçı çete. Peki diğerleri kim? Bu çok önemli. Mehmet Baransu. O kadar bir dönem ne kadar popülerdi biliyorsunuz. Kendisine spor programlarına bile tartışmacı olarak çağrıldı. Parmak evet, sallayarak evet. onu bunu tehdit ediyordu. Parmak sallayarak. Büyük gazeteci gibi dolaşıyordu ortaya. Neredeyse kendisini kahraman ilan etmişlerdi. Hiçbir gazetecilik başarısı olmayan Basın tarihini kimsenin tanımadığı. 35-36 yıldır gazeteciyim ben. Çevremizdeki hiç kimsenin daha önce tanımadığı. Böyle bir tipi çıkardılar Aksiyon Dergisi'nden getirip taraf gazetesine koydular. Bakın, evet. Mehmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu, Yıldıray, Oğur hakkındaki mahkeme kararları kesinleşti. E, Ahmet Altan mı, Mehmet Altan mı? Ahmet Altan. Ahmet Altan. Mehmet Altan değil, Ahmet Altan. Ahmet Altan, Karar gazete, şey, Taraf Gazetesi'ni düzeltiyorum. E, taraf Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni. Kurucu genel yayın yönetmeni. Yasemin Çongar onun yardımcısı. Yıldıray Oğur orada yazışları müdürü ve köşe yazarı. Ve Mehmet Baransu da oranın sör muhabiri ve köşe yazarı. <laughs> Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası verilmiş. Yani Ahmet Altan'a, Yasemin Çongar'a ve Yıldıray Oğur'a ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verilmiş. Adı geçen kişiler başka davalardan da yargılanıyorlar. Ahmet Altan'ın hakkında başka davalar da var işte. Darbeye teşebbüs, katılma, Fethullahçı şehrine üye olmasa bile yardım ve yataklık etme, terör örgütüne yardım etme gibi bir dizi suçlama var. Ve zaten darbeye iştirak etme, darbeye destek olmak gibi düşünebiliyor musunuz hayatı boyunca darbecilere karşı yazı yazdığını, Mücadele ettiğini zanneden, Kemalist vesayete karşı mücadele ettiğini zanneden e, Ahmet Altan darbecilikten tutuklandı ve yargılandı. Çünkü onun desteklediği, onun bir sivil toplum platformu ve demokrasi gücü olarak gördüğü Fetullahçı çetenin darbeci olduğu ortaya çıktı. Önüne koymuşlar öldürülecekler listesini, onun e, en başına da Mehmet Altan'ın adını koymuşlar kardeşinin adını. Bu kemalist darbecilerin kendi kardeşini öldüreceğini zannetti. Fethullahçı cete hep bu taktiği kullandı. Tayyip Erdoğan'ı da öyle korkuttular. Suikast yapacaklar, öldürecekler diye Ankara'da bir takım o garajlarda, otoparklarda içinde bomba yüklü minibüsler bulup bakın biz bir suikastı ortaya çıkarttık. istihbaratımız suikastı ortaya çıkarttı. Bu Sayın Erdoğan'ı öldürmek üzere gelen teröristlerin darbecilerin bir planıydı diye ortalığı velveleye verdiler. Evet. hatırlıyorsunuz. Benzer bir şekilde evet. de Ahmet Altan kendi anlatıyor, kendisini korkutmuşlar. Bunun bunun şöyle bir önemi var. Ceza az çok bunlar önemli değil. Mehmet Baransu zaten Fetullahçı Şete üyesi olmaktan ayrıca müebbet hapse mahkum edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Bu kumpastan verilen bir ceza kumpası hazırlamaktan. Bunun önemi şudur. Bunlardan Yıldıray Oğur şimdi başka bir yerde çalışıyor. Yıldıray Oğur bunların arasında en dürüst olanlardan biri. Bütünüyle olmasa bile biz kullanışlı aptallardık, bizi kullandılar dedi. Yerler ise bunu bile demedi. Buradaki mahkumiyetin anlamı şudur. Adı geçen kişiler balyoz kumpasının kurulmasına bizzat katılmışlar. Bu anlama geliyor dava. Bu dava sonuçlanınca bütün Fethullahçı internet siteleri, Fethullahçı kalemler yurt dışında ayağa kalktılar. İlk tepki oradan geldi. Yaygın ve ilk tepki oradan geldi. Şimdi biz biliyorduk. Taraf gazetesinde şu ya da bu şekilde çalışan orada işe girmiş bazı arkadaşlarımız vardı. Uyarıyorduk kendilerini. Onlar inanmadılar. Bir süre sonra kendileri istifa etmeye başladılar. Ya haklısınız burada şöyle şöyle bir tezgah dönüyor diye. Yeri ve zamanı geldikçe kendileri açıkladılar zaten açıklarlar. Biz de onların isimlerini verebiliriz. Herkesin tanıdığı bazı gazeteciler. Oradan teker teker ayrıldılar. Bu davanın mahkumiyetle sonuçlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hapis yatmalar önemli değil bakın. Evet evet. Hapse girmeler evet. önemli değil. <laughs> Ama mahkumiyetle sonuçlanması bir... Evet evet. Adeta tırnak içinde söylüyorum ilahi adaletin tecelletmesi gibi. Evet. Bu kumpası kuranlar bunlar. Evet, e, çok açtık süremizi. E, evet, evet. Hocam size vereceğim son sözü bizden sonra. Müjdat Gezen'in Demokrasi Marenası var. Kaçırmayın. Bu akşam maalesef 21'de yine Rütü'nün bize kestiği ceza devam ediyor. Rütü'nün gönderdiği belgeselleri yayınlayacağız. Ama 18 Mart'ta, 18 Mart tarihinde Uğur Dündar ve Demokrasi Arenası da tele ekranlarına dönecek. Bizden sonra hemen sonra Müjdat Gezen'in demokrasi Marenası'nı kaçırmayın. Tele1 için hazırladığı özel skeçler nedeniyle kendisine ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Evet Müjdat'ın uğruna ve Merdan Bey biraz güzel anlattı, güzel ve ayrıntılı anlattığı için ben söyleyeceklerimi Pazartesi gününe sakladım. Zaten zam işte ekonomi maliye falandı. Ee, bir de bu davalar filan neyse pazartesi gene e, konuşacağız e, değerli izleyiciler e...